Şimdi ön eklerden sonra son eklere geliyoruz arkadaşlar. Son ekler. Yani kelimenin başına değil de sonuna eklendiği zaman onun anlamını nasıl değiştiriyor ona bakacağız arkadaşlar. İlk ekimiz sonuna, kelimenin sonuna eklenen ilk ekimiz stan. Çok fazla kullanıyoruz bunu da. Çok fazla kullanıyoruz ama şimdi hoca stan diyor. Ne demek stan? Kelimeleri gördüğümüz zaman daha iyi anlayacağız. Ne anlam katıyor? Yer yapma eki diyoruz. Yer yapma eki. Yani kelime eklendiğinde onun yer ismi yapar. Arapçada biz buna ismi mekan diyoruz. İsmi mekan yapıyor. Onu da ayrıca kitabımızda göreceğiz. Şimdi gelelim. Kelimemiz ne? Türk. Türk'ün yaşadığı yer ya da Türk'ün doğduğu yer anlamında kullanacağız. Ya da Türk'ün vatanı anlamında kullanacağız. Ne diyeceğiz? Türkistan. Türklerin yaşadıkları, doğdukları, dünyaya yayıldıkları yer. Gülistan, gül bahçesi, güllerin fazlaca bol olduğu yer. Bağistan mesela ne diyoruz? Bağ yeri. Ya da başka anlamda mesela Arabistan diyoruz. Arabistan, Arapların yaşadığı yer gibi düşünebilirsiniz. Birinci ekimiz neymiş? Kelimenin arkasına ekliyoruz. Stan ona yer ismi yapıyor. İkinci ekimiz gah. Bu da yer yapma eki arkadaşlar. O öbüründen biraz daha farklı. Şimdi şeylerden daha iyi anlayacağız örneklerden. Ne? Kelimemiz ne? Ticaret. Ticaret yapma. Alışveriş yapma. Peki ona gah eklerseniz ne olur? Ticaret gah olur. Yani ticaret yapılan yer. Benim ticaret gahım. Mağazaysa mağazadır. Üretim yeri ise üretim yeridir. Kırtasiye ise kırtasiyedir. Ticaret gah. Yani para kazandığın yer. İkincisi bakalım ziyaret kelimesini ekliyoruz gahı. Bu sefer ziyaret gah oluyor. Hani Anadolu'da bir enteresan şey vardı ya işte türbelere giderler, mezarlara giderler ya da önemli tarihi mekanlara giderler. Orada ziyaretgahtır. Gidersiniz onu yapanları anarsınız ve o dönemin mimarideki özelliklerini görürsünüz. Orada bir ziyaretgahtır. Yani bir köprü de bir ziyaretgahtır aynı zamanda. Ziyaretgah diyoruz. Yer ismi yapıyoruz. Bu çok önemli. Bunu hep kullanıyoruz. Çok kullanıyoruz. İkametgahınız. İkametgahınız neresi mesela? İkametgah. Yani oturduğunuz yer, yani adresiniz, yani evinizin bulunduğu yer anlamını veriyor gah. Gene kelimenin sonuna eklenen bir başka ekimiz arkadaşlar. Ane. Ane eki. Şimdi o ne yapıyor? Eklendiği kelimeye gibi anlamı veriyor. Gibi. Peki nasıl? Mesela şah kelimesi şahane. Yani şaha, padişaha, sultana yakışır gibi. Sultan gibi, şah gibi anlamı veriyor. Mesela mert kelimesini ekliyoruz. Merdane oluyor. Yiğitçe, mertçe anlamı veriyor. Yani gibi anlamını gördüğünüz gibi burada da görebiliyoruz. Diğeri dost kelimesi, ona ane eklediğiniz zaman da dostane, dostça, dost gibi, yakın dost anlamı verdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bir diğer ekimiz ise burada da vari ekini görüyoruz. O ne anlam katıyor arkadaşlar? Bu da gibi anlamı veriyor, aynen anede olduğu gibi. Bu da burada da gibi anlamı görüyoruz. Şimdi örneklerimize baktığımız zaman göreceğiz. Burada şahaneydi. Burada da vari ekledik aynı kelimeye. Şahvari oldu. Şahvari. Mesela şah gibi, padişah gibi, sultan gibi anlamları ya da sultanvari dersiniz. O zaman sultan gibi olur. Burasına bakalım. Dağ kelimesini eklemişiz. Dağvari, dağ gibi yüce, yüksek anlamı verdiğini görmekteyiz. Bir diğer ekimiz değerli arkadaşlar, çe. Bu ise küçültme anlamı veriyor. Gene çok kullandığımız eklerden bir tanesi. Bugünkü Türkçe'de hala kullanıyoruz arkadaşlar. Bağ,
büyük bir alan demektir. Bağ, her türlü meyve ağacının ya da üzümün bulunduğu büyük alan. Ama onun küçültülmüş haline bugün biz bahçe diyoruz. Gene yanlış kullanıyoruz. Oysa ki ne olması lazım? Bağdan gelmesi lazım. Bağçe demek lazım. Bahçıvan diyoruz mesela. O da bahçıvan değil. Ne olması lazım? Bağcevan ya da bağcıvan. Bağ işlerine bakan insan anlamında. Ama buradaki çe eki küçültme anlamı verdiği için küçük bahçe. Yani bağın küçüğü. Diğeri kemançe. Kemanın büyük olduğunu düşünelim. Onun küçüğüne ne deniyor? Kemançe. Küçük keman. Diğerine bakalım. Tarihçe. Tarih büyük bir alanı kapsar. Rakam itibariyle. Ama biz burada küçültülmüş, kısaltılmış kısmına da tarihçe dendiğini bileceğiz değerli arkadaşlar. Diğer ekimiz kar. Kar eki. Ne yapar bu ek? İsmi fail ekidir arkadaşlar. İşi yapan anlamı. Yani genellikle meslek sahiplerini göstermek amacıyla kullanılır daha çok. Meslek sahiplerini kar ekini eklediğimiz zaman hangi meslekte olduklarını gösterir bize. Mesela bakalım ahenk kelimesi, ahenk kelimesine bakalım. Kar eklediğimiz zaman ahen neymiş? Demir. Kar eklediğiniz zaman ne oluyor? Ahengar yani demirci. Hizmet kelimesini biliyoruz hepimiz. Hizmet kelimesine gar eklediğimiz zaman ne oluyor? Kar, hizmetkar. Bugün gene kullanıyoruz. Hala kullanmaya devam ediyoruz. Yani hizmet eden anlamındadır arkadaşlar. Bu son ekimizdi. Böylece Farsça'nın diğer bir bölümüne, Farsça gramerin diğer bir bölümüne geçeceğiz arkadaşlar.